artık doğum vaktidir. Seyyid Sünneti Mescidi yıllardır kendisini beklemektedir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri İstanbul'dan Kastamonu'ya bu mekana geldiklerinde fakir ve garip bir derviş görünümündedir. Halk kendisinin bu haline baktığında burada kendisinin nefakalanmaları için hayvan gütmelerini, hayvanlarına çobanlık etmelerini teklif ediyorlar. Diyorlar ki bizim hayvanlarımızı otlat, güt, biraz nefakalan. Kendisi de diyor ki ben hayvanları değil insanları gütmeye geldim diyor. Yine mahalle sakinlerinden bir tanesi üzerindeki hırkasının kirli olduğunu ve temizlemek istediğini söyleyince hırkasını kendisine veriyor. Hırka yıkandığında da parçalanıyor eskimiş olduğundan dolayı. Bu yıkayıcı diyor ki sizin hırkanız parçalandı, üzülüyor. O da diyor ki üzülme, biz bu dünyaya üryan geldik, üryan gideriz. Daha sonra kendisinin bir alim olduğu anlaşılıyor. Etrafında binlerce talebe, binlerce mürid oluşuyor. Yardımsever Kastamonu halkı muhtaç gördükleri bu şahsa aslında kendilerinin çokça muhtaç olduklarını sonunda anlamışlardır. Bölgede aynı dönemde çok sayıda önder şahsiyet bulunduğu ve halk benzer mekanlarda sohbet halkalarına dahil olduğu için Şaban-ı Veli Hazretleri hemen öne atılmamış ve zamanın gelmesini sabırla beklemiştir. Tevazu göstererek küçük ama samimi bir halka oluşturmuş, önce çevresinin gönlünü kazanmıştır. İzlediğiniz görüntülerdeki çoklu yapıdan çok daha küçük bir ahşap mescitte, yalnız Allah rızasını gözeterek oluşturulan bu küçük halka, yıllar içerisinde ülke sınırlarını aşan büyük bir tasavvuf kolu haline gelmiştir. Tabii ziyaretçilerinin ve müritlerinin çoğalması, binaların büyümesini ve çoğalmasını gerektirmiştir. Dergahı önce şehir merkezine daha yakın olan Homsalar Camii'ne taşırlar. Yapılanma orada devam eder. Burada ilk mescitteki gibi sesli zikir yerine kalbi zikir tercih edilir. Halktan ziyaretçiler artmıştır. Şaban Efendi artık Şaban Dede olarak anılır. Bir müddet sonra yangın çıkar ve külliye zarar görür. Şaban Dede dönüş kararı verir ve Seyyid Sünneti Mescidine geri dönülür. Çevredeki konaklar hayırseverler tarafından alınıp dergahın kullanımına vakfedilir. Hazret, şahsının kullanımına verilen konağı da vakfederek kendisinden sonra gelenlerin hizmetine bırakmıştır. Halka genişledikçe yapılaşma devam eder. Pir Hazretlerinin vefatından sonra cami, türbe ve dergâhta düzenlemeler, yenilemeler devam etmiş, ilaveler olmuştur. En son 2007 yılında yapılan kapsamlı yenilemeyle görüntülerini izlediğimiz düzenli, tertipli, tertemiz tarihi külliye yeniden nefes almaya başlamıştır. Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi bünyesinde cami, türbe, kütüphane, asa suyu, dergah konakları ve 2 şadırvan barındırmaktadır. 3500 metrekare alana sahiptir. Haziresinde mezarlık da bulunmaktadır. Cami, 1460'lı yıllarda öldüğü rivayet edilen Sünneti Efendi'nin mescidinin yerine 1580 yılında inşa edilmiştir. Sünneti Efendi'nin kabri kıble duvarı dibindedir. Camiyi Sultan 3. Murat'ın da mürşidi olan Şaban-ı Veli'nin halifelerinden Şeyh Şucaeddin Efendi yaptırmıştır. 10,5'a 19,5 metre ölçüsündeki caminin duvar kalınlığı 163 santimetredir. Doğu ve batı duvarlarında 2 adet olmak üzere, 2. katın arka bölümünde de sıralanmış muhtelif halvet odaları bulunmaktadır. Dikdörtgen şeklindeki caminin tavanı ahşaptır. Çatısı kiremitle örtülüdür. Kargır duvarların kalınlığından yararlanılarak ayrıca halvet hücreleri oluşturulmuştur. Minare caminin kuzeydoğu köşesindedir. Sedef kakmalı minber ve 1641 tarihli vaaz kürsüsü ahşap oyma sanatının nadir örneklerindendir. Duvardaki dört büyük halifenin isimlerinin işlendiği levhaların hattatı ise Beşiktaşlı Nuri Efendi'dir. Türbe 9,5'a 9,5 metre boyutlarında kare planlı, tavanı kubbeli, cephesi kesme taştan özenli bir işçilikle inşa edilmiştir. Doğu ve batı yönlerinde birer kapısı vardır. Türbe içerisindeki 16 ahşap sandukanın ortasında pirinç mahfaza içine alınmış olanı Şeyh Şaban-ı Veli'ye aittir. Kalan 15 sandukadan 13'ü dergâhta şeyhlik yapanlara, ikisi de dervişlerine aittir. 1575 yılında inşa edilmeye başlanan türbe ancak halkın katkılarıyla 1611 yılında tamamlanabilmiştir. Türbeyi ziyarete gelenler tadı zemzemi andıran asa suyundan içmeyi ihmal etmez. Bu görmüş olduğumuz konaklar bu süre içerisinde birçok restorasyondan geçmiş. En son 2006 yılında vakfımız tarafından ikisi de restore edilmiş. Sol taraftaki haramlık konağı şu anda Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi olarak kullanılmaktadır. Sağ taraftaki Selamlı konağı ise vakfımızın yönetim ve hizmetlerinde kullanılmaktadır. Ortadaki mutfak vakıfların yönetim binası olarak kullanılmaktadır. Aşevi ve mutfak olarak da caminin hemen üzerine 2009 yılında yapmış olduğumuz hizmet binasında yemekler verilmektedir. Müzede dergaha ait eşya ve kitaplar başta olmak üzere 1182 yılından kalma el yazması Kur'an-ı Kerim, 1600'lü yıllardan kalma bir sadaka taşı, çeşitli cami ve müzelerden devralınan halı, kilim, yöresel kandiller gibi kültür varlıkları sergilenmektedir. Her gün yüzlerce insan türbe ziyaretiyle birlikte bu müzeyi de gezmekte, tasavvuf tarihi hakkında bilgiler almaktadır. Pir-i Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini ziyarete gelenler önce Seyyid Sünneti Hazretlerinin kabrini ziyaret ederler. Sonra Şaban-ı Veli Hazretlerinin türbesinde dua ederler. Sadaka kutusuna sembolik bağışlarını yaparlar. Sonra asa suyundan içerler. Yıllardır dimdik ayakta duran şu yapılara, gelip geçen insanlara, özellikle de yüksek mezar taşlarına bakmak, hatta aralarında dolaşarak isimlerini okumak, hüzünle birlikte kalp ritminizi yükseltiyor ve ister istemez ağlamaklı bir ruh haline bürünüyorsunuz. Pirini seven, sayan yüzlerce tarihi şahsiyet, ona yakın olmak için mezar yeri olarak burayı vasiyet etmişler. Mahşer günü yan yana uyanmak için aynı avlu içinde olmayı dilemişlerdir. Kimi vali, kimi mektupçubaşı, kimisi de paşa. Kadın, erkek, çocuk mezarları, işleme ve yazmalı baş ayak taşlarıyla heyecan verici bir görüntüye sahip. Peki bu kadar insan yüzyıllar sonra neden burada? Hangi beklentiyle düşmüşler yollara? Ziyaretine geldikleri bu şahıslar hakkında neyi ne kadar biliyorlar? İstanbul'dan geliyorum. Sinop Boyabat'a gidiyorum. Her geldiğimde uğrarım. Ziyaret ederim. Ankara'dan geliyorum. Kastamonu'ya geldik. Öğlen namazı kılmak için. Şaban-ı Veli'yi de ziyaret ettik burada. Bizim enişte sayesinde geldik, işte böyle ziyarete geldik. Burada da öğlen namazını kılıp ona da işte bir dua okuyup yolumuza Sinop tarafına devam edeceğiz. Önceden hiç duymamıştım. Şimdi yeni yeni öğrendim. Her gelişimde de ziyaret ediyorum burayı. Bartın'dan geliyoruz. Birkaç sefer gelmek nasip oldu ama tabii Şaban-ı Veli Hazretleri'nin kendisini duyduk. Hastamızın olduğundan ziyaret edemedik ama bu sefer niyeti kesin aldık ve kesinlikle ziyaret etmeye karar aldık. Ziyaretçilerden edindiğimiz kadarıyla çok da farkındalık söz konusu değil. özellikle Hazret'in mesajı ve yapmak istediğiyle Halveti önderliğinin toplumsal hayata katkıları hakkında pek bilgi sahibi değiliz. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri bu çatı altında 360 Halveti halifesi ve vekili yetiştirip dualarla Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerine göndermiştir. Pir Hazretleri sosyal uzlaşı için yoğun emek vermiştir. Bunları tarihi evrak ve kitabeler aracılığıyla öğreniyoruz. Pir Hazretleri eğitimli bir müderris olmanın avantajlarını, Halveti tarikatının esaslarını geliştirip yeni disiplinler üretirken iyi kullanmıştır. Uyguladığı usuller yurtta ve dünyada takdir toplamış, hatta bazı şeyhler ve diplomalı müderrisler de kendisine derviş olarak katılmıştır. Müslüman memleketlerde çokça üne kavuşan Pir Hazretlerinin Hristiyan dünyasından da ziyaretçileri çoktur. Hatta bu kapıda İslam'ı seçen çok sayıda gayrimüslim olduğunu ve bunların bazılarının halife veya vekil olarak görev yaptığını dahi kaynaklardan öğreniyoruz. Kastamonu'nun Şaban dedesi, zor ve meşakkatli bu yolculuğunda her türden insanın gönlünü fethetme başarısı göstermiş, merhametli olmayı ve insanları karşılıksız sevmeyi öğretebilmiştir. Hazretin tebessüm eden yüzü mekanına derinden sirayet etmiş olacak ki hala nefes alıyor ve garip bir mutluluk nefesi aldırıyor insanlara. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle diyor. Bu noktada da sırrını açık ediyor aslında. Küçük bir tebessümün kalbimizi ne denli yumuşattığı ve huzur verdiği artık bilimsel bir gerçektir. Merhametli olabilmek için yaşanan olaylara gülümseyebilmek gerekiyor. Şaban-ı Veli Hazretleri gibi nice gönül sultanı bunu bilerek yaşamış ve insanlara model olmuş, yol göstermiştir. Bu mütebessim yolculuğun sonu ilginç bir hikayeyle tamamlanır. Pir Hazretlerinin vefatına kısa bir zaman kala, Süleymaniye Camii vaizi Kastamonulu Muharrem Efendi kendisini ziyarete gelir ve padişah muhteşem Süleyman'ın selamlarını ve dua taleplerini iletir. Ziyaretini bitirip geri dönmek isteğini bildirdiğinde ise Pir Hazretleri kendilerine kalmalarını, cenaze namazı ve defin işlemlerinden sonra gidebileceklerini söyler. Muharrem Efendi şaşırarak kendilerinin bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduğunda Pir Hazretleri, Beka diyarına göçmek için hasta olmak lazım gelmediği gibi her hasta olanın da ölmesi icap etmez buyururlar. Bu konuşmadan kısa bir zaman sonra Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin ahiret yolculuğu başlar. Muharrem Efendi de cenaze ve defin işlemlerine katıldıktan sonra İstanbul'a döner. Muharrem Efendi aynı zamanda İstanbul'daki ilk Şabaniye tekkesini açan kişi olmakla da önemli bir şahsiyettir. Mahşeri bir kalabalıkla sevgililer sevgilisinin yanına uğurlanan Pir Hazretleri arkasında çok büyük bir sevgi mirası bırakmıştır. Vefatından sonra da Şabaniye tarikatının halifeleri İslam dünyasının birçok köşesine ulaşmış, Mısır, Hicaz, Pakistan, Libya gibi ülkelerde ders vermiş, zikir halkaları oluşturmuştur. Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da 89 halveti, 65 nakşi, 57 kadiri ve 35 rifai tekkesi mevcuttur. Günümüzde bunların bazıları cami, bazıları müze, bazıları da vakıf eseri olarak nefes vermeye devam etmektedir.